TRT 24 YouTube kanalında Nedim Hazar'ın "Savulun Battal Gazi Gidiyor" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Star sistemi her ne kadar Amerikan sinemasından Türk sinemasına girmişse de ülkemizdeki uygulamalarda bize has farklılıklar vardı. Öncelikle star seçim disiplinimiz Batı sinemasında olduğu gibi tek tip değildi. Bu durum özellikle Türk sinemasının jönlerinde iyiden iyiye kendini gösteriyordu. Türk halkının rağbet gösterdiği erkek sinema oyuncuları dönemlere göre farklı kanallarla sinemaya giriyorlardı. Kimi bizzat Babıali'den yetişiyor, kimi bir yönetmenin sokakta keşfinden sonra artist dergilerine kapak olup dönemine göre güçlü PR kanallarını kullanarak şöhreti yakalıyordu. Belli bir seçim disiplini olmayan bu sistemde oyuncuların eğitim durumundan mali imkanlarına, yaşlarından meşhur olma sürelerine kadar neredeyse hiçbir parametre aynı değildi. Kimi eğitimsiz bir şekilde fiziğini kullanarak sinemaya girerken, kimi tiyatro sahnelerinden perdeye transfer oluyordu. Seyirciyle olan ilişkileri de diğer ülkelerdeki meslektaşlarındaki gibi değildi jönlerimizin. Ulaşılmaz olmaktan ziyade yakınlıkla tanımlanabilecek bir bağlantıydı bu. Seyirci beğendiği jönü kendinde olması gereken ama keşfedemediği bir yönü olarak görüyordu genel olarak. Hayat tuhaf bir film şeridi gibi. Kaderin insanı ne zaman nereye savuracağı çoğu zaman belli olmuyor. Eskişehirli Fahrettin Cürekli Batır'ın hikayesi de tam böyle bir şeydi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1961 yılında mezun olan Doktor Fahrettin, yedek subaylığını Eskişehir Ana Jet Üssü'nde yapıyordu. Dönemin usta isimlerinden Halit Refik, yeni projesi olan Şafak Bekçilerini aynı mekanda çekerken, filmin kahramanı olan jet pilotlarını canlandırmak için gerçek askerleri kullanıyordu. Genç doktor film setinde çekimleri izlerken yönetmen onu fark etti ve oynatmak istedi. Ancak şartlar uygun olmadı ve çekimler bitince ekip İstanbul'a geri döndü. Yıl 1964. Yapımcılığını Artist dergisinin üstlendiği bir Halit Refik filmi olan Gurbet Kuşları'nın hazırlık aşamasında yönetmen Refik'in kapısı çalındı. Ünlü yönetmen kapıdaki yakışıklı genci önce tanıyamadı. Doktor Fahrettin askerliğini bitirmiş ve sinema piyasası için İstanbul'a gelmişti. Gurbet Kuşları'ndaki karakterlerden biri ona verilirken isim konusunda da değişikliğe gitti yapımcılar. Usta oyuncu Cüneyt Gökçer'in ismi, ünlü yayıncı Ramazan Arkan'ın soy ismi uygun görüldü genç doktora. İlk filminden eline geçen 500 lirayla ancak 3 ay idare edebildi Cüneyt Arkın. Sonra yine zor günler. Bir süre Yeşilçam'da iş arayan Arkın, umduğunu bulamayınca o dönem İstanbul'da bulunan Medrano sirkinde Rus kazakların atlarına baktığı bir süre. Karşılığında binicilik, cambazlardan ata binme, akrobatlardan akrobasi dersleri aldı. Daha sonra sinemada kullanacağı bütün hareket ve akrobatik numaraları burada öğrendi. Gurbet Kuşları filminin finalindeki kavga sahnesi Arkan'ın kariyerinde bir kırılma noktasıydı aslında. Bir süre daha duygusal, romantik jön karakterlerini canlandırdıktan sonra yine Halit Refik'in önerisiyle aksiyon filmlerine yöneldi. Aynı dönemde Suat Yalaz, Karaoğlan rolü için oyun arıyordu. Cüneyt Arkın bu rolün kendisi için biçilmiş kaftan olduğunu düşünürken, Yalaz, tipin avantüre müsait değil diyerek uygun görmedi. Ülkü Erakılı'nın Gözleri Ömre Bedel filminde Türkan Şoray ve Ekrem Bora ile oynayınca kaderi bir anda değişmişti Arkan'ın. İsmi bir anda tüm ülkeye yayılmış, şöhreti yakalamıştı. Seyirci onu ünlü aktör Alain Delon'a benzetmiş ve birbiri peşi sıra çektiği filmler iyi gişe yapmıştı. 1966 yılında Ziya Kozanoğlu'nun aynı isimli romanından sinemaya uyarlanan Kolsuz Kahraman filmi sadece Cüneyt Arkın için değil, Türk sineması için de bir milat olmuştu. Arkın bu filmle sadece Suat Yalaz'ın yanıldığını kanıtlamadı. Aynı zamanda Alpago karakteriyle tarihi macera filmlerinin bir sektöre dönüşmesini sağlamıştı. Hemen ardından gelen Malkoçoğlu serisi Türk sinema tarihinin en uzun soluklu seri kahramanlarından birini yaratmıştı. Cüneyt Arkın'la Türk izleyicisi arasında kopmayacak bağlar kurulmuştu artık.
ve birbiri peşi sıra, üstelik iç içe çekilen tarihsel kahramanlı filmler gelmeye başladı. Malkoçoğlu Krallara Karşı, Hacı Murat, Alparslan'ın fedaisi Alpago, Malkoçoğlu Karakorsan, Hacı Murat Geliyor, Osmanlı Kartalı, Malkoçoğlu Cem Sultan, Akıncılar Geliyor, Fatih'in fedaisi Kara Murat. Medrano Sirkin'de öğrendiği akrobasiyi ve estetik koreografiyi sinemada bol bol kullandığı filmler rekor üzerine rekor kırıyordu. 1970 sonrasında bu tarihsel kahramanlara bir de Seyit Battal Gazi serisini ekliyordu Arkın. Artık Türk sinemasında bir zirveydi Cüneyt Arkın. İtalyan ve Fransız yapımcılar onun oynadığı filmlerde ortak yapımcı olmak için can atıyor, yabancı ülkeler onun filmlerin Steve Arkın, George Arkın ve Lee Arkın ismiyle vizyona sokuyordu. Amerikalı yapımcılar onunla beraber film yapmak için can atmışlardı, ancak İngilizcesinin yetersiz oluşu Cüneyt Arkın'ın dünyaca ünlü bir star olamamasının nedeniydi. 12 Mart dönemi sırasında 4. Altın Koza Film Festivali'nde jürinin ilk oylamasında Yılmaz Güney'i Baba filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu seçilmesine rağmen, daha sonra siyasi baskılarla Yılmaz Güney'in yerine ilk oylamada Yaralı Kurt filmindeki performansıyla ikinci olan Cüneyt Arkın'ı en iyi erkek oyuncu seçtiğinde ünlü oyuncu bu ödülü kesin bir dille reddetti. Yılmaz Güney, taşralı gençlerin idolüydü, Arkın'sa şehirli gençlerin. Sayısız kaza atlattı. Defalarca hastanede uzun süreli kaldı Malkoçoğlu. Bir keresinde atla kale duvarını delip geçme sahnesi vardı. Yeşilçam her alanda olduğu gibi özel efekt konusunda da kendine münhasır yöntemler kullanırdı. Kale duvarındaki bir boşluğa buldukları boş çimento torbasından duvar efekti yaptı sanat ekibi. Duvar tam tamamlanamamıştı ki yağmur bastırdı ve çekim ertesi güne kaldı. Ancak gece boyu yağan yağmur içi tam boşaltılmamış çimento torbalarını betonlaştırmıştı. Yönetmen ve ekibin bundan haberi yoktu. Motor denildiği anda dört nala duvara tosladığı Malkoçoğlu, atın boynu kırıldı ve oracıkta öldü. Cüneyt Arkın'ın ise hem elleri hem ayakları sayısız yerden kırılmıştı. 70'li yılların ortalarında artık iyice çığırından çıkan erotik komedilere karşı klasik Yeşilçam Cüneyt Arkın ve Yılmaz Güney filmleriyle direniyordu. Güney taşra halkının kahramanı olurken, şehirli izleyicinin kahramanı Cüneyt Arkın'dı. 1975 yılından itibaren birbiri ardına çektiği polisiyelerde çarpık ve adaletsiz bir düzende sisteme karşı onurlu bir şekilde savaşan Komiser Cemil karakteri seyircinin gönlünde yer buldu. Dünyayı Kurtaran Adam, Aslan Adam, Süpermen gibi fantastik filmlerle de izleyicinin karşısına çıkan Arkın, ülkede ve Yeşilçam'da esen rüzgarlar ne kadar sert olursa olsun, izleyiciden hep rağbet gören aktör oldu. Salonlar erotik filmler tarafından esir alınmışken de, askeri yönetimin can yakan sansürü altında inlerken de film çekmekten geri durmadı Türk sinemasının yakışıklı şönü. Ve izleyicisi de dönem ve tür ayırt etmeden her filmine ayrı heyecanla gitti. Sinemayı bırakışı ani olmadı. Önce birkaç dizi, ardından televizyon programı ve nihayet köşe yazarlığı ve konferanslarla halkıyla buluşmaya devam etti. 1963 yılında başlayan kariyerine tam 328 sinema filmi sığdıran bir efsane olan Arkın, 28 Haziran 2002 tarihinde bir gece önce geçirdiği kalp krizi sebebiyle kaldırıldığı hastanede 84 yaşında hayatını kaybetti. Nur içinde yatsın, diyor Nedim Hazar, TR724'deki köşesinde.